Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün yine başka bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuz Refik Halit Karay olacak. Refik Halit Karay Milli Edebiyat Dönemi'nin çok önemli bir sanatçısı olmakla beraber birçok eseri de mevcuttur. Fakat bu eserleriyle beraber çok önemli bir ağırlığı da vardır milli edebiyat döneminde ve sürekli çıkabilecek bir sanatçı olması dolayısıyla ve birçok eserinin olmasından dolayı biz değerli arkadaşlar videonun sonunda hafıza teknikleriyle kendimize özgü oluşturduğumuz bir resimleştirme ve hikayeleştirme yapıyoruz. E resmimiz olacak. Sevgili arkadaşlar videonun sonunu mutlaka ama mutlaka dinleyin. En az 15 tane eserini e, biz hikayeleştirdik ve bu şekilde bir daha çıkmamak üzere aklınıza girecektir diye umuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar Refik Halit Kara ile beraber başlıyoruz. Fakat başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım değerli arkadaşlar. Değerli görüşlerinizi de yorumlarınızda bize bildirin. Şimdi Refik Halit Kara ile alakalı değerli arkadaşlar baktığımız zaman biz daha önceki video, daha önceki videolarımızda Fecri Ati Edebiyatı'ndan Milli Edebiyat'a geçmiş 5 tane yazar ve şairimizi e, Şairimize değinmiştik Fakat baktığımız zaman Refik Halit Karay'da Bu 5 tane yazar ve şairin Sanatçının içerisinde yer alıyor Fecri Ati'den Milli Edebiyat'a geçiş Değerli arkadaşlar daha önceki yıllarda çıkmış sorular ve direkt e, burada e, biz yakalayabileceğimiz bir soru tipi oluyor. Fecati'den Milli Edebiyata geçmiş 5 tane zaten topu topu sanatçımız var. Bu açıdan farklı bir özelliği var burada. Sonra baş, başlangıcı belli sonu şaşırtıcı hikayeleri vardır diyor değerli arkadaşlar. Baktığımız zaman yani biz başlangıcını falan çok rahatlıkla tahmin edebiliyoruz ama sonu çok şaşırtıcı bir şekilde bitiyor hikayenin sonu veya eserleri. Realist bir sanatçı olduğunu biliyoruz. Bu milli edebiyatçıların zaten %99'u veya tamamı şunu söyleyebiliriz ki realist akımdan etkilenmiş sanatçılardır ve gözleme önem vermişlerdir. Erifi Halit Karay da realist bir sanatçıdır diyoruz. Memleket hikayeleri ile öykücülüğü Anadolu'ya taşımış olan sanatçımızdır değerli arkadaşlar. Burada baktığımız zaman memleket hikayeleri adlı öyküleri çok çok önemlidir. Milli Edebiyat döneminde özellikle Anadolu'ya ilk defa değinen sanatçılarımız arasında Refik Halit Karay bulunuyor. Bu açıdan çok çok önemli. Daha önceki videomuzda yine Milli Edebiyat'ı anlattığımız zaman pratiklerle, anahtar kelimelerle sanatçılarını anlattığımız zaman biz mizahi yönü en ağır basan sanatçımız demiştik Milli Edebiyat döneminde. Şimdi baktığımız zaman evet Re Reşat Nuri Güntekin'in e alaycı mizahi bir yönü o, olmakla beraber fakat amma velakin Refik Halit Karay'ın Eserlerine bakın arkadaşlar dikkat edin. Şuraya mizahi eserlerine bakın. Görüyor musunuz? Kirpinin dedikleri, Akup Paşa hatıraları, Gogoklu saat. Bunların ayrıca şu yuvarlak içine aldık, aldığımız eserlerin tamamını ve yuvarlak içine aldığımız edebi yönlerinin tamamını hikayeleştireceğiz. Videonun sonunda videonun sonunu mutlaka ama mutlaka dinleyin. Fakat amma velakin sonuna geçmeyin çünkü bunları dinlemeden doğru düzgün aklımızda kalmaz. B bütün bunlarla beraber dinleyip daha sonrasında o hikayeleştirmeyi dinlediğinizde mükemmel bir şekilde aklınızda kalacağından eminim ve yorumlarınızı da görmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Mizahi yönü en bağı, en ağır basan sanatçımızdı. Refik Halit Karay Milli Edebiyat döneminde mizahi yönüyle tanınmıştır dediği zaman direkt soruya Soruyu kaçırmamıza gerek yok. Direkt işaretleyebileceğimiz tarzda e, ağırlıkta bir e, yönü var burada. Daha sonrasında arı anlaşılır bir dil kullanmış İstanbul Türkçesini bazalmıştır diyoruz. Son yüzyılda Türkiye'nin geçirdiği sosyal siyasal değişimleri bozulan sosyal dokuyu işler diyoruz değerli arkadaşlar. Baktığımız zaman burası önemli bir nokta. E, burada Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun birazcık yönlerini benziyor. Ama değerli arkadaşlar e, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserleri genelde rehin nehir roman özelliği ve tarihi olaylara dayanan eserler fakat e, belli başlı farklı dönemlerde eee Yaşanılan önemli gelişmeleri burada Refik Halit Karay eserlerine konu edilmiştir. Şimdi, e, konu etmiştir. Muhalif kişiliğiyle tanınan bir yazardır değerli arkadaşlar. Buradan muhalif olması, bütün yönetimlere karşı çıkması veya yönetime karşı eleştirilerde bulunması onu Suriye sürgüne gönderilmesine sebep olmuştur ve Cumhuriyet kurulduktan sonra 150'likler listesinin değerli arkadaşlar içerisinde olmasını e, sağlamıştır bu yönüyle. Yani 150'likler e, listesinin içerisinde olmasına sebep olmuştur. Yüzellikler listesi nedir? Ona birazcık değineyim. Çünkü bu önemli bir nokta. Baktığımız zaman mesela Cenab-ı Şahabettin bile e, Kurtuluş Savaşı'na yönelik bazı eleştirilerde, bazı karşı görüş, e, karşıt görüşlerde bulunmuştu. Ve kendini 150'likler listesinde zannedip, e, zannedersem yanlış hatırlamıyorsam e, Fransa'ya kaçmıştı. Ve daha sonrasında o 150'liklerin listesinde olmadığını öğrenince ülkeye geri dönmüştü. 150'likler listesi Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan e, bazı kişileri Cumhuriyet kurulduktan sonra sürgüne gönderme gibi bir e, e, liste hazırlanıyor değerli arkadaşlar. İşte Refik Halit Karay'da bu listenin içerisinde yer alıyor. Burası da önemli bir nokta. Farklı bir yönü sanatçılarımız arasında. Daha sonrasında Suriye'ye giderken Beyrut, Halep, Suriye gibi vilayetleri eserlerinde işlemiş bir sanatçımız. Canlı tip ve karakterler oluşturmuştur. E, Refik Halit Karay Kalem ve Cem dergilerinde daha çok yazmıştır ve hatırlayın muhalif bir kişilikti ya. Buradan şu yönünü de hatırlarız. E bakın e, takma bir ismi var. Mizahi eserlerinde kirpinin dedikleri diye mesela bir eseri de var. Kirpi değerli arkadaşlar yer altında yaşar değil mi mesela baktığımız zaman? Yer altında yaşar ve iğnelidir. Dokunduğumuz zaman insanlar o kirpiye dokunduğunda ne olur? Bizim elimize batar değil mi? İnsanların eline batar o iğneler. O yüzden... Refik Halit Karay da ne yapmış? İnsanları iğnelemiş değerli arkadaşlar. İnsanları sürekli eleştirmiş. Bu yönü de önemli. En azından <laughs> Eleştirme yönüyle muhalif olmuştur. Muhalif olması yönüyle Suriye'ye gönderilmiştir. Yüzelliklerin listesinde yer aldığı için baktığımız zaman değerli arkadaşlar bunları baz alacağız. Daha sonrasında bir gazeteci kimliği de varmış. Şimdi geldiğimiz zaman romanların arasında bir değerli arkadaşlar Bugünün Saraylısı adlı eserimiz var. Bizim hikayemiz bu şekilde başlayacak bir hikayemiz var. Ee, videonun sonunda. Bugünün Saraylısı, Sürgün, Nilgün, Yezid'in Kızı, Dişi Örümcek, Çete, Yer altında dünya var. Kadınlar tekkesi. 2000 yılının sevgilisi İstanbul'un iç yüzü ya da üç yüzü veya bin bir yüzü olarak da e, aktarabileceğimiz bir değerli arkadaşlar eserdir bu. Çünkü İstanbul'un birçok yönünü ele alıyor bu romanında. <laughs> Daha sonrasında Yüzen Bahçe diye de bir önemli eseri ya çok fazla önemli bir eser değil açıkçası. Fakat baktığımız zaman şu eserler önemlidir diyebiliriz. Daha sonrasında hocam ben Refik Halit Karay ile alakalı ne unutmamalıyım? Benim aklımda en çok kalması gereken yönü nedir? Kirpe olması ve daha sonrasında memleket hikayeleri ve gurbet hikayelerinin yazılması değerli arkadaşlar. Bu öyküleri mutlaka ama mutlaka aklınızda tutmanız gerekir. Refik Halit Karay bunları eee... Bilmeden olmaz. Ayrıca önemli bir yönüne de burada değinmemişiz ama ben bunu da hemen aklıma gelmişken değineyim. Sevgili arkadaşlar baktığımız zaman bizim öykücülüğümüzde Said Faik Abasyanık ve Memduh Şefket Esendal dediğimiz iki tane öykücümüz vardı. Bu öykücülerimize baktığımız zaman ÇEV tarzı durum kesit öykücülüğünün temsilcileriydi. Fakat bizim olay öykücülüğümüz yani Ma Maupasan tarzı öykücülüğe değerli arkadaşlar değinen ve bu yönde eserler veren iki tane önemli sanatçımız var. Birincisi aklımıza gelmesi gereken kişi Ömer Seyfettin'di. Mao Pasant diyoruz burada. Mao Pasant tarzı Ömer Seyfettin ve daha sonrasında aklımıza gereken birinci dereceden kişi yine Refik Halit Karaydır diyoruz değerli arkadaşlar. Refik Halit bu açıdan olay öykücülüğüne ee baz almıştır. Olay öykücülüğünü ele almıştır değerli arkadaşlar. Daha sonrasında anılarına geçelim. Anılarıyla beraber önemli eserleri de var. minelbap ile mihrap Mesela burada baktığımız zaman e, Atatürk karşıtlığı ile alakalı bazı görüşlerini mesela e, burada dile getiriyor diyebiliriz. Bir ömür boyunca günce günlük diğer adıyla bir içim su bir avuç saçma, makyajlı kadın, tanrıya şikayet, üç hayat, üç nesil, ilk adım adlı anı kitapları var baktığımız zaman. Daha sonrasında mizahi eserlerine değindiğimizde sakın aldanma, kanma, inanma adlı eseri var. Kirpi mahvasını kullanmıştı, kirpi takma adını kullanmıştı ve kirpinin dedikleri veya söyledikleri adıyla da geçebiliyor bazı kaynaklarda ama kirpinin dedikleri benim daha çok hoşuma gidiyor ve böyle daha çok karşımıza çıkıyor. O yüzden bunu baz aldım. Agop Paşa hatıraları diyor değerli arkadaşlar. Guguklu Saat. Bakın şu yuvarlak içine aldıklarım bütün o eserleri birazdan hikayeleştireceğim. Ee, değerli arkadaşlar Guguklu Saat Ay peşinde tanıdıklarım diye de ee, mizahi eserleri bulunmaktadır. Baktığımız zaman Refik Halit Karay'ın. Şimdi değerli arkadaşlar buradan bu videodan e, Refik Halit Karayın e, daha fazla çıkabilecek bir yönü olmayacağını düşünmekteyim. Çünkü hemen hemen bütün yönleriyle ele aldık, bütün eserlerini e, önümüze çıkabilecek bütün eserlerini ele aldık değerli arkadaşlar. O yüzden bu videonun dışında Refik Halit Karaya açıkçası çok da fazla çalışmanıza gerek yok. Bunları bilseniz de yeterli olacaktır. Çünkü zaten daha fazlasını bilemezsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar hemen biz hikayeleştirmemize geçiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman Refik Halit Karay'ın hikayeleştirdiğimiz eserlerini şimdi beraber ama ben size beraber tekrarlayalım dedikten sonra hepimiz beraber bunları tekrarlayacağız. Ve iki defa tekrarladıktan sonra 15 tane eserini hemen hemen aklımızda tutacağız. Bu arada bu resmi bana çizen çok değerli öğrencim ee, Ruhat'a da teşekkür ediyorum. Instagram hesabından da resimle de uğraşıyor sayısalcı bir öğrenci olmasına göre e, olmasına rağmen onu tebrik ediyorum. E, bizi Instagram'dan da değerli arkadaşlar takip edebilirsiniz. YouTube kanalımızın ismi de zaten Uğur adı güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın Refik Halit Karay dediğimiz bir adam var. Burada bir sarayda oturuyor. Ve bugünün saraylısı Refik Halit Karay Suriye'ye sürgüne gönderiliyor değerli arkadaşlar. Bakın Suriye'ye sürgüne gönderiliyor. Ve Suriye'de sürgüne gönderildiği zaman orada bir Yezid'in kızı Nilgün varmış Yezid'in kızın Nilgün bir çetenin başkanıymış dişi bir örümcekmiş arkadaşlar bakın Nilgün Yezid'in kızı Nilgün dişi bir örümcekmiş ee, ve daha sonrasında onu ağlarına sarıyor Refik Halit Kara'yı ne yapıyor ağlarına sarıyor ve yer altında bir dünya varmış oraya götürüyor. Refik Halit Karay'ı yer altında bir dünya varmış oraya götürüyor. Daha sonrasında değerli arkadaşlar yer altında bir kadınlar tekkesi varmış. Bakın kadınlar tekkesinde bakın ne yapmışlar? Kadınlar bir çete kurmuşlar tamam mı? Kadınlar bir çete kurmuşlar ve kadınlar tekkesine getiriyor buraya. Ve burada yine ağlarına sarılı bir halde bir e, yere mahsur ediyor Refik Halit Karay'ı. Ve diyoruz ki 2000 yılının sevgilisi 2000 yıl boyunca ne yapıyor onu orada tutsak ediyor. Ee, Yezid'in kızı Nilgün çetenin başkanı olan e, dişi örümcek ne yapmış onu sürgü şey e, mahsur bırakmış bir yerde ve kaldığı yerde de bir guguklu saat varmış Refik Halit Karay'ın. Guguk guguk Kuk diye sürekli çalıyor. Sürekli çalıyor böyle. 2000 yıl boyunca çalıyor tamam mı? Sonrasında arkadaşlar baktığımız zaman ee, biz bu adamı yer altına getirmiştik değil mi? E, yer altında baktığımız zaman neler vardı? Kirpiler yaşardı değil mi? Yer altında kirpiler yaşardı. Bakın Refik Halit Kara bakıyor kirpilere. Kirpiler burada iğneleyici ee, laflarıyla ne yapıyorlar? İnsanları iğneliyorlar baktığımız zaman onlara... ...eleştirilerde bulunuyorlardı Refik Halit Karay. Daha sonrasında değerli arkadaşlar bakıyor... ...2000 yıl boyunca geçiyor... ...2000 yıl boyunca... ...bir ömür boyunca... ...bak bir ömürü... ...orada geçiyor. Bir ömür boyunca eserini de oradan öyle hatırlamış oluruz. Bir ömür boyunca orada kalıyor... ...ve daha sonrasında... ...memleketini çok özlüyor. Memleket hikayeleri... ...ve daha sonrasında gurbet hikayelerini yazıyor. Şimdi arkadaşlar... ...baştan alacağız. Ben burada birazcık daha ayrıntılı değindim. Hep beraber... ...beraber söylüyoruz arkadaşlar. Hadi. Şimdi... Bugünün saraylısı Refik Halit Karay Suriye'ye sürgüne gönderiliyor. Sürgün romanını hatırlıyoruz. Oradan daha sonrasında Yezid'in kızı Nilgün bir dişi örümcekmiş değerli arkadaşlar. Bir dişi örümcekmiş ve Refik Halit Karay'ı ağlarına sarıyor. Yer altında bir dünya varmış oraya götürüyor. Yer altında bir kadınlar tekkesi varmış baktığımız zaman ve onu 2000 yıl boyunca orada tutsak ediyor. Orada bir guguklu saat sürekli guguk 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 diye çalıyor. Ve yer altında ne varmış? Kirpiler varmış. Refik Halit Karay ve daha sonrasında 2000 yıl kalıyor ve memleketini çok özlüyor ve gurbet hikayelerini yazıyor değerli arkadaşlar. Bu şekilde. Beraber söyleyebiliriz tekrardan. Bugünün saraylısı Refik Halit Karay Suriye'ye sürgüne gönderiliyor. Orada Yezid'in kızı Nil gün dişi bir örümcekmiş ve onu ağlarına sarıyor değerli arkadaşlar ne yapıyor yer altında bir dünya varmış kadınlar tekkesine götürüyor daha sonrasında orada 2000 yıl boyunca tutsak kalıyor ve guguklu saat orada çalıp duruyor guguk 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 diye çalıp duruyor ve kirpi'nin dedikleri adlı eserinde hem de mahlasında takma adında bu şekilde hatırlamış oluyoruz. Ve 2000 yıl boyunca tabi orada kalırken ne yapıyor? Memleketini çok özlüyor zavallı ve gurbet hikayelerini yazıyor. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri. Sevgili arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Ee, eğer beğendiyseniz veya eleştireceğiniz noktalar varsa değerli arkadaşlar yorumlarda mutlaka ama mutlaka bunları bildirin. Daha sonrasında biz bu e, eksik noktalarımızı iyileştirmeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar ee, yine de e, şunu söyleyelim ee, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sorumuz vardı değerli arkadaşlar bu videoda da e, bir soru soracağız. Evet şimdi baktığımız zaman bugün de birazcık daha basit bir soru sorayım Yahya Kemal sorusu hala cevaplanmış değil baktığımız zaman. Şimdi değerli arkadaşlar. Ee, Orhan Pamuk dediğimiz e, bir yazarımız var. Nobel ödüllü bir yazarımız. Ve bu Nobel ödülünü kazanırken onun layık görüldüğü o eserin ismini istiyorum sizden. Bu eseri yazan insanlar, e, öğrencilerim e, yorum yaptıkları zaman doğrusu çıkmış soru olacaktır değerli arkadaşlar. Çok ayrıntılı bilgiler vereceğim. E, daha önce doğru bilen birisi olsa bile yine de yazmaya devam edin. Her birine ayrı ayrı ayrıntılı bilgiler vereceğim. E, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.